Neler aldık neler. Alışverişimiz var. Şey işte tek parça bir şey gibi. Kadınların değil mi? Aa, maskeye bayıldım. Maske çok güzelmiş. En azından kaybolmayacak artık. Ya da her yerden kovuluyoruz. Her yerden kovuluyoruz. Doğru. Kovun bizi, kovun. Doğru. Maskesiz çıkmam. Evet. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim vallahi. Siz nasılsınız? Çok masrafa girdiniz. Evet. Yani. Bayağı... İki parça bir şey alacağım dediniz. Düşün. Mağazayı aldınız. Yok estağfurullah. Mağaza İşler değil açıldı de. Tabii konserler herhalde. Açılacak inşallah. Onlara evet. da bir hazırlık yapmak gerekiyor. Her ne kadar çalışmadıysak da hazırlıklarımız her zaman yapılıyordu, görüşüyorduk. İşte günlük şeyler olsun, sahne evet. için hazırlıklar olsun. Bir heyecanla bir şeyler yapmaya çalıştık. Ne güzel, ne güzel. Bugün bu arada... de toplamaya geldik galiba. Ne güzel. Bu arada geçmiş olsun. Gerçekten yaklaşık 49 kiloya düşmüşsünüz ama başınıza kötü bir olay olmuş. Paylaşmak ister misiniz? Paylaşayım tabii ki. 47 kiloya indim. Daha yeni 49 kilo oldu. 2 kilo aldınız. 2 kilo aldım çok şükür. Sebebi ne efendim? Mide kanaması geçirdim. Çok yurt dışındayken. Yoğun bakım. Yoğun bakımdaydım evet. Kaç gün yattınız yoğun bakımda? 7-10 gün böyle bir şey oldu. Bayağı bir stresli ve zor bir dönemdi. Yani acile ambulansla mı gittiniz? Acile gittik. Evet evet. Ondan sonra şimdi daha iyiyim. Toparladım. Ben bir şey zannetiyorum. Bir yiyecek. Nedeni ne? Evet yiyecekten bir şey değil mi? Yok hiç. Tamamen strese bağlıymış. Yılların birikimi herhalde. Gerçekten anladım. Evet. Midede patladı. Ondan sonra biliyorsunuz benim bir de mide ameliyatım var ama hiç ameliyatla alakası değil. Alakalı değil. Evet. Oluyor böyle işte insan bazen kendini çok iyi hissettiği zaman bile o patlayabiliyor. Çünkü birikimler var. Yaşanmışlıklar var. Tabii o bir yerde patlıyor. Çok şükür ama sağlıklıyım şu an. Güzel tatilimi ne de yaptım. Ne zaman oldu tam olarak yani aşağı yukarı? Bir buçuk ay önce. Ne kadar kaldınız? Hastane süreci ne kadar sürdü? Yoğun bakımdan sonra? Bir hafta boyunca yoğun bakımdaydım. Evet. Önce üre yükseldi. Ondan sonra kan düştü. Böbrek zannettik. Böbreklerde bir şey var. Damardan bir antibiyotik verildi. Sonra gördük ki kan tamamen yerlerde. Yani 12-15 olması gerekirken 6'ya düşmüş. Bayağı yarı yarıya düşmüş. Ondan sonra büyük bir panikle bir şeyden başka bir yere götürdüler işte mide tarafına. Başka bir hastane. Servise. Hastane değil. Hastane servise başka bir başka bir yer. Evet. Ondan sonra orada da bir klipsle o kanama yerini durdurttular çok şükür. Tam zamanda yakaladık yani. Zor günlerde yani tedavi devam edecek mi? Tedavi tabii. Bir kere diyet veriliyor. Ondan sonra ilaç tedavisi var. Evet. Stresten uzak. Ya ben anladığım kadarıyla ölümden dönmüşsünüz. Ya sen nereden biliyorsun? Ama anladığım kadarıyla bu. Doğru, yani. Doğru. Bu ikinci hayatınız mı diyelim inşallah nazar da değmez artık. Şimdi nazar insanın aklında kafasında yarattığı evet. bir şey. Bir enerjidir o. Doğru. Enerjimi sürekli yüksek iyi tutmaya çalışıyoruz. Niyetimi bozmuyorum çok şükür ama. Biliyorum ben de. Ben de. Peki sesinizle ilgili bir sıkıntı yok değil mi? Sesle alakası yok. Sahnelere dönebileceğiz, sıkıntı yok. Allah'ın izniyle o tam mideyle alakalı ama işte evet. her şey bizler için seste, midede her şey olabilir. Yani sonuçta doğru. hiçbir şey garantimiz yok. Onun için gerçekten sadece niyetini iyi tutarak hayatta kalabiliyorsun diye ben öyle inanıyorum ve öyle şey yapıyorum. Hiçbir şeyin garantisi yok. Onun için kimse kimsenin ne kalbini kırsın ne de bu kadar şeye asılmayalım yani. Gerek yok. Yormayalım kendimizi. Bu yalan dünyaya. Peki kilo almamız gerekiyor mu yoksa iyi miyiz şu anda? Ben çok şu an 49 iyi. 49-50 iyi mi? Bence iyi. Ben seviyorum yani. 34 beden oldu gerçi ama yani bilmiyorum yüzümde bir deformasyon olmamış. Yani. Yok evet. Gayet sağlıklıyım. Evet. Çok şükür son 3-4 haftadır sporuma da başladım. Daha çok yoga yoğunluğum var. Evet. Daha çok ona yoğunluk yaptım. Çünkü bedensel de zihinsel de beni inanılmaz dengede tuttuğunu fark ettim.
yogayla devam. Hem yurt dışında hem burada. Konseri konuşalım. Hemen 11 Ekim'de Paraf'ın hazırladığı o Kurçeşme'deki konser konserde olacağız. Çok güzel sürprizlerim var. Sahneyi çok çok özledik. Evet. Ben ve ekibim. Ama sadece böyle alışık oldukları gibi değil de birkaç projem var. İnşallah hayata geçirebileceğim. Çünkü zamanımız biraz kısıtlı. Evet. Ben yurt dışında olduğum için birkaç kez olup olmayacağıyla alakalı pek bir sonucumuz yoktu. Ama şimdi 11 Ekim'de beraberiz şu inşallah. Şu an kesinleşti diyorsunuz. Peki efendim siz sahnede dediniz ya bir iki sürprizim olacak ama mesela geçtiğimiz gün İrem Derici konser yaptı. 450 bin TL'ye yakın sahneye para harcamış. Sizin böyle bir şey mi, böyle bir bütçeli bir şey mi olacak? Böyle sürprizleriniz büyük böyle atmosferli bir sahne mi yaratacaksınız yoksa? Şimdi bir kere üzülerek şu açık havaları, sanatçılara hiçbir geliri, tam tersine büyük bir gideri olduğunu hepimiz bir bilelim. Evet, evet. Sizi bir bilinçlendireyim, bizi izleyen. İzlemek için gelen tüm sevenlerimize bir kere bunu bir açıklayalım. İşte prestij, sahne, büyük sahne falan gerçekten her yıl ben son 5-6 senedir açık havaları yapıyorum. Ve bırakın kazancı tamamen kendinden, kendi cebinden verdiğim paralarla bir sahne şov yapmaya çalışıyorsun. Ki bunu yurt dışında para kazanmak için yapıyor sanatçılar. Daha da büyük, daha da büyük kitlelere ulaşabilmek için. Ve bu böyle bir sahneyi sunabilmek için gerçekten ciddi bir paraya ihtiyaç var. Ben hiç adil bulmuyorum. Ben bu sene hatta hiçbir canlı açık konsere çıkmayacaktım. Sırf bu yüzden. Evet. Onun için dediğim sürprizler tamamen müzikal anlamda. Anladım. Konuklarınız olacak ha. Evet, herhalde. Evet. Kostüm anlamında varmış. Mesela ben bir örnek vermek istiyorum hanımefendi de modacı herhalde. Hadise, Hande Yener, Gülşen, bikiniyle çıkıyor, mayoyla çıkıyorlar sahneye. Siz de böyle cesaret dolu kıyafetler giydiniz daha önce. Giyerim. Benim için şey siz yok. Siz nasıl buluyorsunuz onları? Ben çok, bir kere yakışıyorsa... Çok güzel. Hanımefendi yakışıyor mu starlarımıza? Ben çok beğeniyorum. Hadise'yi değil de daha çok ben Gülşen'de çok başarılı buldum. Çok evet. Çok evet. İddialı. Bir bence güzel. Çok güzel bir çizgi yakaladı kendisi. Ama iddialı giyinmek bence şovun bir parçasıdır. Önemli olan nerede iddialı olacağını bilmek bence. Bir sanatçıya yakıyor. Tabii Tolga Çam imzalı kıyafetlerimiz olacak. Ondan sonra günlük kıyafetler de olacak. Çünkü hemen bir şeyleri gerçekten yani sahne illa çok cicili bicili o parlak o taşlar o ayakkabılar yoruluyorum. Evet. Bak böyle böyle ayakkabı varken yoruluyorum. Böyle biraz kurcalayalım şöyle kısa pantolonumuzda. Eteğimiz işte, mi? Kışlık mı bu? Kışlık şort evet. Kışlık evet şort. Üstüne bunun... Blazer ceket yapacağız. Evde giyeceğim bunu ben. Bayağı sıcak tutar kışın evet. Çünkü. Ta sıfır beden koymuş hanımefendi hazırladı bana. Süper, çok şıkmış. Peki efendim konserlerden bahsettik ama bugün üzücü bir haber aldık. Geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs'ta konser vermek üzere Bülent Ersoy'un orkestra ekibi gitmişti ama orada şöyle bir şey oldu. Sahte PCR testleri yapılmış, bunu anlaşılmış ve bugün karara bağlandı. O 21 müzisyen şu anda tutuklandı ve tutuklu şekilde Kıbrıs'ta cezaevine alındılar. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu anda hatta Polat Yağcı da açıklama yaptı. İşte otelciler veya oradaki hastane çalışanlar tutuklanmadı da orkestra niye tutuklandı? Bu haksızlık diye bir açıklama yaptı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Haluk Şentürk menajerim bilgilendirdi beni bu konuyla alakalı. Fakat bu dereceye geldiğini daha henüz bugün görüşemediği için hala haberim yoktu. Çok çok üzüldüm. Neden üzüldüm? Dediğiniz gibi baştakilere ne oluyor? Evet. Sağlık çalışanları, bir, o yapanlar. İkincisi bu insanların ceza almıyor. Bu insanların aileleri var. Kim bakacak bu ailelere? Zaten zor bir dönem geçirdiler pandemide. Yani bu kadar vicdansızlık olmaz. O PCR testlerini onlar yaptırmıyor. Şirket yaptırıyor. Getiren şirket yaptırıyor. Tamam. Bence müzisyenlerime çok büyük bir haksızlık yapıldı. Derhal onların serbest kalması ülkemize için dönmeleri. Gerçekten büyüklerimize de
bu konuyla alakalı ilgilenmelerini rica ediyorum. Çünkü birebir biliyorum ki Haluk Şentürk bütün ailelerine yardım ediyor. Maddi manevi yardımda bulunuyor. Ki o çocuk, o insanların ailelerine bir an önce dönebilmesi için çok çok üzgünüm. Peki efendim, orada şu anda konser verecek olanlar da var. Konser ver, yani takviminde olanlar da var. Veya sizin var mı takviminiz? Gidecek misiniz? Böyle bir korkunuz var mı? Sizin müzisyenlerinizin başına da bunlar gelir mi? Veya işte biz veto koyuyoruz, gitmiyoruz müzisyen dostlarımız cezaevinden çıkana kadar. Şimdi şöyle bir durum var. 30 Ekim'de benim orada bir konserim olacaktı. Ben zaten 3 aşılıyım. 3 kere aşı yaptırdım ben yurt dışında. Ben böyle bir şey yapabileceğimizi inanmıyorum yani. Aşı, PCR, şöyle böyle bizim yarım yamalak. Bizim yapıldıktan sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Peki şimdi bu çocuklar yapmadığına göre niye onlar tutuklandı? Sorunlar yok yani işin içinde. Onlar oraya tek başına gelemez tabii, ki. Tabii. Yani ne biletini kendi alır, ne oraya gelme şeysi olur. De, o zaman... Evet.